3 numara. 3 mü? Evet. Hayırlı olsun. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kapalı çarşıda faaliyet gösteren ve depremde iş yeri yıkılan veya hasar alan ayakkabıcı esnafına yönelik oluşturulan geçici iş yerlerinin tahsisi için düzenlenen kura çekimi programına katıldı. Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen kura çekimi ile esnaflar Demokrasi Meydanı'nda oluşturulan geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı. Kahramanmaraş'ta bu dönemde yaşamış olduğumuz depremden dolayı ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlar hastalarımıza Rabbim sağlık sıhhat versin. Şu anda Kahramanmaraş Belediyesi'nde çekilişleri yapmış olduğumuz çekilişlerde kura sonucu iş yerlerimiz belirlendi. Bu iş yerlerimizi teslim aldık. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çalışanlara ayrıca Allah bir daha bize böyle bir acıyı yaşatmasın Rabbim. Hayrettin Başkanım'la beraber kapalı çarşıda, koridorda yıkık vaziyette olan, kullanılamayacak vaziyette olan dükkanlar için aşağı meydanda geçici bir konteyner oluşturduk. Yani ilk etapta orada 10 bin tane konteyneri hiç kullanamayacak arkadaşlarımız şu an kullanacaklar ve onun kura çekimini başkanımızla beraber adil bir şekilde yaptık. Herkesin emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim başkanımıza. Kura çekimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, şehrimizin birçok yerinde geçici çarşılarımız faaliyetlerine başladı. Bir kısmının kurulumu da devam ediyor diye konuştu. Değerli arkadaşlar, bugün kapalı çarşımızın ayakkabıcılar bölümü olarak ifade ettiğimiz esnafımızla beraberiz. Bildiğiniz gibi AFAD'ımız burada diğer kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle, büyük şehrimizin de desteği, koordinasyonuyla geçici çarşılar oluşturuyoruz. Hamdolsun hemen hemen şehrimizin birçok yerinde geçici çarşılarımızın kimi faaliyetlerine başladı, kimi de hızla devam ediyor. Bunların da yerleştirmesini bir kural ve ilke çerçevesinde yapıyoruz. Bugün kapalı çarşımızdaki ayakkabıcı esnafımızın bulunduğu koridordaki esnafımız, bildiğiniz gibi kapalı çarşımızın o bölgesi ciddi hasar gördü. Buradaki esnafımıza kapalı çarşımızın önünde oluşturduğumuz konteyner çarşıların buradaki dağıtımını gerçekleştirdik. Ben her birine teşekkür ediyorum. Çünkü burada kurallarımız, önceliklerimiz vardı. Öncelikle iş yeri tamamen yıkılmış ya da ağır hasarlı olan ve oradaki olan esnafımıza öncelik verdik. Burada da Kapalı Çarşı Dernek Başkanımız ve esnaflarımızla beraber kuralarımızı çektik, yerlerini teslim ettik. İnşallah kendilerine hayırlı işler diliyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah bu günleri hep beraber aşacağız. Kalıcı iş yerlerimize de bakanlıklarımızın desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah en kısa zamanda bunlara da ulaşmış olacağız diyorum. Şehrimizi hep birlikte imar edeceğiz. Şehrimizi ayağa kaldıracağız. Devletimiz, milletimiz el birliğiyle inşallah bu sorunları aşmaya çalışıyoruz, aşıyoruz. İnşallah her geçen gün daha iyi bir sonuca varmış olacağız diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.